Merhaba arkadaşlar, bugün bir Flow Builder videosu çekeceğiz, yeni bir Flow yapacağız. Bu Flow ile ne yapmaya çalışacağız, onu öncelikle anlatmak istiyorum. Başlamadan önce şöyle bir Screen Flow yaparak, Screen Flow yaparak yeni bir Case oluşturacağız. Bu Case'i hatırlarsanız, isterseniz şey gidelim, Case'lere gidelim ve Case'leri görelim. Evet arkadaşlar bir case oluşturduğunuz zaman şöyle burada normalde oluşturabiliyorsunuz. Biz bunu flow'da screenleri kullanarak yapacağız. Bundan farklı olmuyor. Sanki buradan yapıyormuş gibi oluyor ama biz onu flow'larla yapacağız. Şöyle yeni bir case oluşturduğunuz zaman sizin şu field'leri doldurmanız gerekiyor. Şu alanları doldurmanız gerekiyor. Bir ya yani doldurmak zorundasınız. Bir tanesi ee, görüyorsunuz yukarıda. Şöyle kalemle çizelim. Stadius. Bunu doldurmanız lazım. Bu e, pick list olduğu için pick list e, biraz daha farklı ekleniyor. Onu göstermeye çalışacağım. Daha önceki videolarda göstermiştim. Burada onun bir tekrarı yaşanacak. Aynı zamanda biz priority de ekleyeceğiz. Case origin'i de ekleyeceğiz ki bir anda 3 kere tekrar yapmış olalım. Hepsi gördüğünüz gibi pick listler. Daha sonra Contact Name ve Account Name'i ekleyeceğiz. Bunlar biliyorsunuz Lookuplar, Lookup Relationship olduğu için Picklist'ten biraz daha farklı ekleniyor. Type ekleyeceğiz, Case Reason ekleyeceğiz. Böyle geniş çaplı bir Screen Flow yapacağız ve Screen Flowları tekrar etmiş olacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ekranımızı temizledikten sonra bu burada açık kalsın arkadaşlar. Biz e, flow'lara gidelim. Yeni bir flow oluşturalım. Hemen şöyle kapatmamız gerekiyor. Setup'a gitmemiz lazım. Burada tekrar açabiliriz. Böyle açık kalsın. Setup'a gidelim arkadaşlar. Buradan quick find'ın flow'ları bulalım. Biliyorsunuz daha önce yaptınız. Flow'lara gelerek yeni bir flow oluşturmamız gerekiyor. New flow diyorum. Ben buna Screen Flow diyorum. Create diyorum. Daha önceki videolarımda genelde Free Layout Free Form'u kullandım. Bu kez Auto Layout'u kullanacağım. Auto Layout'la güzel bir Screen Flow yapmış olacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Öncelikle biliyorsunuz bir Screen ile başlamanız gerekiyor Screen Flow'larda. O yüzden buradaki Plus'a tıklıyoruz ve bir Screen seçiyoruz. Yani yeni bir Screen ekliyoruz. Şu şekilde ekleniyor arkadaşlar. Öncelikle bu screen'e bir isim vermeniz gerekiyor. Önce buna bir isim verelim. Bunun adına şöyle diyelim. Ee, new Case diyorum. Ya da şöyle diyelim. New Case Screen diyorum. Bu şekilde bir isim veriyorum. Siz de aynı isim verebilirsiniz. Farklı isim de verebilirsiniz. Ondan sonra eğer istiyorsanız hatırlayalım. Şuradaki e, bazı şeyleri yani butonları isterseniz kaldırabiliyorsunuz şu şekilde açarsanız show header diyor e, İsterseniz göstermeyin isterseniz gösterin şu şekilde e, show help text diyor help texti göstermek isterseniz yazabilirsiniz ondan sonra bir de ne var footer var bu butonların olduğu kısım show footer diyor tamamen kaldırabilirsiniz e, ondan sonra başka ne yapabiliyoruz sadece finish butonunu haydi yapabilirsiniz şu şekilde ya da preview'su hide yapabilirsiniz ya da pause'u hide yapabilirsiniz ben burada finish'i göstermek istiyorum ee, isterseniz kendi yazdığınız bir şeyin gözükmesini de sağlayabilirsiniz finish yerine şöyle diyelim save diyelim biz orada save'i görelim arkadaşlar tamam farklı bir şeye ihtiyacımız yok diğerlerini kapattım bu şekilde bir screen oluşturduk şimdi bu screen ne demek bu screen aslında bizim HTML form yaparken oluşturduğumuz formdan başka bir şey değil. Sadece form. İçinde hiçbir field yok. Sadece form. İçinde hiçbir field yok. İsterseniz onu da görmeye çalışalım. Şu şekilde ben size açıyorum. W3School'a giderseniz orada HTML kısmına gelin. Bir editörü açın. Şu şekilde bu bir editör. Benim şu alana eğer şu body'nin içine arkadaşlar şu şekilde bir form yaparsanız daha önce çalışmıştınız. Eğer unutmadıysanız şu anda biz bu formdan başka bir şey yapmadık arkadaşlar. Bu screen'i oluşturduk aslında. Bunun içine bizim field'leri koymamız gerekiyor. Ee, devam edelim. Şu anda boş bir screen'imiz var. İsterseniz bunu save yapın. Bir bakın ne görüyorsunuz. dan diyelim. Bunu save yapalım. Adına da e, create şöyle new case diyelim new case flow da diyebilirsiniz şu şekilde adını verdik save dedik save yaptıktan sonra bu screen flow olduğu için siz bunu run yapabiliyorsunuz yukarıdaki run butonunu kullanarak run yapabiliyorsunuz şu şekilde görüyorsunuz sadece boş bir ekran var ve save butonumuz var new case flow var ama başka hiçbir şey yok arkadaşlar o yüzden içine bir şeyler koymamız gerekiyor. Ne koymamız gerekiyor? İçine form, madem bir form oluşturduk, içine fieldleri, alanları koymamız lazım. Ee, şu açıyorum tekrar. Şimdi geri gidiyorum. Ne lazım bana? Ona bakmak istiyorum. Öncelikle bir contact name seçmemiz gerekiyor. Görüyorsunuz case'in adı yok. Case'lerde ad seçmiyoruz. Contact seçmemiz gerekiyor. Ama şu contact biz bir lookup olduğunu biliyoruz. O yüzden sol taraftaki bizim bütün field'ler burada arkadaşa görüyorsunuz. Email var, date var, hepsi burada. Buradan isterseniz lookup'u bulun şöyle aşağı doğru şey yaparak lookup'a ekleyebilirsiniz ya da şuraya yazarak search components dediği kısma yazarak siz field ekleyebilirsiniz. Ee, en alta display text var. Bunun hiçbir şey yok. Ee, bu sadece text gösteriyor. Bir de section ekleyebiliyoruz. Onları da e, görürüz, yapmaya çalışırız. Section'ımız varsa. Biz şuradaki formun aynısını yapmaya çalışacağız bugün. Bir lookup oluşturdum. Bu lookup'ın bir adı olması gerekiyor. Siz buna e, ne diyelim kontak e, mıydı, account mıydı bakalım. Kontak. O yüzden ben bunun adına kontak diyorum. Daha sonra bu filt'in bir API name'i var. Hangi lookup gaze'deki bir lookup'u o yüzden siz şunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu gaze'deyken edit object diyerek bu lookup'ın e, API name'ine bakabilirsiniz. Ben geliyorum şu şekilde. E, contact demiştik değil mi arkadaşlar? Contact, contact'a gelelim. Şöyle contact name. Bunun API'nin contact ID olduğunu görüyorsunuz. Bunu eklemeniz gerekiyor. Tekrar geri geliyorum. API name yerine kontak ID diyorum. Şu şekilde görüyorsunuz. Ondan sonra bana label diyor. Kontak ID düzgün girdik. Tamam. Label olarak da şunu girebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz girebilirsiniz. Account diyorum. Label kısmına. Bir de object, object'in API name'i var arkadaşlar. Object'in API name'i. Ona da yine objektleri object'lere geldiğiniz zaman şurada şurada görüyorsunuz API name'i case. Case'i buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Case'i koyuyoruz. Görüyorsunuz eklenmiş oldu. Ee, ondan sonra bu kırmızı gözükmesine bakmayın. Bu doğru. Buna diyelim. Sıra save diyelim. Tekrar run yapalım. Bakalım accountlar çıkıyor mu? Şöyle tıklıyorum. Accountlar çıkıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aynı şekilde sorry account değil bunlar kontak. O yüzden buna kontak ismini vermemiz gerekiyor. Yanlış yazdık. Şöyle üstüne tıklayalım. Account yerine kontak yazalım. Şu şekilde yazdıktan sonra. Aşağıdan ne var? Aşağıda şöyle bakalım neyimiz var. Rekord ID'miz var. Buna bir şey yazmıyoruz şu anda. Boş bırakıyoruz. Required olsun mu? Diyelim ki olsun. O zaman şuradan true'yu seçmeniz gerekiyor. Required olsun. Yani zorunlu olsun mu? Olsun diyoruz. Ondan sonra bir de visibility'si var. Yani bu bir şarta bağlı olarak mı gözüksün? Şarta baz, bağlı olarak e, gözükmesini istiyorsanız onu bir sonraki filtrede yapalım. Şimdi yapmayalım. Çünkü ben öyle bir şey denemeyeceğim şimdi. Onu daha sonra öğrenelim. Advance kısmı var. Advance kısmında e, şu anda yapacağımız hiçbir şey yok. Buna da dan demeden önce ikinci bir lookup oluşturalım. Ona da account diyelim. Yine e, soldan sağa alabilirsiniz. Ya da üstüne bir kere tıklamanız yeterli. Şimdi account yazacağız. Biraz önce kontak eklemiştik. Aynı şekilde account ekleyeceğiz. Case'deki e, bu field'in karşılığı ne? Bakalım. Account'ın karşılığı ne? Account name diyor. Account ID görüyorsunuz. API name'i account ID. O yüzden biz buraya account ID diyoruz. Böyle kırmızı olmaz olmazsa sizi iş şey yapmasın problem yok. Buraya yine account yazıyorum. Label olarak account gözüksün. Şuraya da object'in adını yazmanız gerekiyor. Yani object'in API name'i o da account, e case. Çünkü biz bunu case'den al alıyoruz arkadaşlar. Case'deki o field'i alacağız. O yüzden biz buraya account yazmıyoruz. Buraya çok dikkat edelim arkadaşlar. Şuraya. Ben bunu şunu şunu, şunu case'den alıyorum. Account'tan almıyorum. Case'deki account field'ini alıyorum arkadaşlar. Unutmayalım. Yani case'e daha önce eklenen lookup relationship'teki account'u o şekilde alıyorum. Hangi object'ten alıyorum? Tabii ki case objektini alıyorum. O yüzden ben buraya case yazıyorum. Aynı şekilde bunu required yapabiliriz. True diyelim. Buna da done diyelim. Save yapalım. Run yapalım. Ve bir görmeye çalışalım. Neyimiz var? Görüyorsunuz bir kontağımız var. Bir de account'umuz var. Görüyorsunuz. Account'larımız tek tek açıldı. Hepsi aynı olmasına hepsi aynı olabilir. Demek ki aynısını eklemişim. Kafamız karışmasın. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Burada değildik. Burayı kapatalım. Yeni bir case oluştururken karşımıza ne çıkıyor? Mesela ne çıkıyor? Type çıkıyor. Type'ı ekleyelim. Şu şekilde ekleyeceğiz arkadaşlar. Yine açıyoruz screen'imizi. Aynı screen. Devam ediyoruz. Şuradan Type bir pick list olduğu için biz buradan pick list'i seçmemiz gerekiyor. Onun adına da type diyebiliyoruz şu şekilde. İsterseniz farklı isim verin problem değil. Şöyle mesela diyelim ki case type dediniz. Case type koydunuz, problem olmaz. Ondan sonra required olsun mu? Olmasın. Text mi olsun? Number mı? Currency mi? Şuradan çıkan bir tane seçmeniz gerekiyor picklist'in sonucu her zaman bir text olduğu için seçilen hani siz type'ı seçtiniz o seçtiğiniz kısım bir text olduğu için text'i seçiyoruz. Aşağıdan diyor ki isterseniz şıkları kendiniz ekleyin diyor. Yani bu picklist'in içinde ne olsun? İsterseniz kendiniz tek tek yazabilirsiniz. Ş şöyle ki tek tek bakmanız gerekiyor. Geyze gelelim arkadaşlar. Type'ın içinde ne var? Hepsini tek tek yazmanız gerekiyor. Bunu burada yapmayalım var olan yani biz Keyizdeki var olan bir pick liste alalım var olan pick listi nasıl alıyoruz şuradan üstüne tıklayınca new choice resource diyor oraya tıklıyorsunuz var olan bir pick liste alıyorsunuz e, çıkan pencerede pick list choice seti seçiyorsunuz e, var olan aldığınız için buna yeni bir isim koyuyorsunuz diyelim ki e, type e, pick list diyelim buna şu şekilde type pick list diye bir isim veriyorum hangi objekten almak istiyorsunuz? Çünkü şöyle arkadaşlar bu type farklı bir objekte de olabilir. Farklı objekteki pick bile kullanabiliyorsunuz. Screen flow'un böyle güzel bir özelliği var. Eğer aynı ya da benzer bir pick farklı bir objekte olduğunu biliyorsanız onu bile kullanabiliyorsunuz. Ben şu şim, şimdi case'den almak istiyorum. Case'i seçiyorum. Case'in içindeki bütün pick gelecek. Hangisini istiyorsunuz? Şurada hepsi geliyor. Biz ne istiyoruz arkadaşlar? Type'ı istiyoruz. Hatta sol taraf, sağ tarafta görüyorsunuz ascending descending diye böyle sıralandırma da yapabiliyorsunuz. Biz buna ne diyelim? Descending diyelim bu kez. Hani farkını görmek için yoksa mantıklı olmayabilir. Dan diyorum. Şu anda biz big list oluşturduk. Buna da dan diyelim. Save diyelim. Run yapıp görelim arkadaşlar. Her adımda ne yaptığımızı görmeye çalışalım. Case görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi geldi. Structure'lardan başlıyor. Ama normalde nasıl başlıyor? Bakıyoruz type'a normalde mechanical'dan başlıyor. Biz niye bunu böyle yaptık? Çünkü farkını görmek için normalde tabii ki descending yapmak lazım. A'dan Z'ye yapmak lazım. Ben bunu bu şekilde size göstermek için yaptım. Eğer onu düzeltmek istiyorsanız şuradan edit demeniz gerekiyor. Edit dersiniz. Şu ascending'i default yapabilirsiniz. Dan diyelim. Şimdi diğerine geçelim arkadaşlar. Diğeri case reason. Onu da ekleyelim. Case Reason. Gelelim. Yine bir pick list oluşturmamız gerekiyor. Sol taraftan pick listi sağ tarafa atıyoruz. Ona bir isim veriyoruz. Case Reason diye bir isim veriyorum. Daha sonra aşağı doğru geliyorum. Bunları required yapalım. Normalde required olmayan bir filtre required yapmış olacağız. Yine text olarak kalsın. Pick listlerde text seçiyorsunuz arkadaşlar. Ee, şuradan Enter Choice dediği yerde siz New demeniz lazım. Sonra Resource Type'tan Pick List'i seçiyorsunuz. Ona bir isim veriyorsunuz. See Reason diyebilirsiniz. İstediğiniz bir isim verin. Ben Case şöyle Case Reason diye bir isim veriyorum. API name olduğu için arada boşluk bırakmadım. Object'ten de arkadaşlar yine Case Object'ini seçiyoruz onun içindeki pick listlerden pick list'i seçiyoruz. Hangi pick list'i istiyoruz? Reason istiyoruz. Reason'ı seçiyorum. Done diyorum. Evet, reason'ı da eklemiş olduk. Case reason. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki benim eklediğim hemen şurada. Biz buna ee, ne diyor arkadaşlar? Status diyor. Status'u ekleyelim. Hemen yine bir pick list alıyorum. Buna case status diye bir isim veriyorum farklı olabilir. Problem değil. Sonra yine Choice kısmından New Choice Resource diyorsunuz. Pick seçiyorsunuz. Buna bir isim vermeniz gerekiyor. Case Status diyorum. Objectlerden de arkadaşlar Case'i seçmeniz gerekiyor. Yazabilirsiniz hemen gelsin diye. Data Type olarak Pick list seçiyorsunuz ve Case'in içine bütün Pick geliyor. Buradan siz hangi Pick istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Onu da seçmiş oldum. Case status. Bunu isterseniz required yapın arkadaşlar. Çünkü gerçekte required olduğu için siz yapmazsanız o zaman problem yaşarsınız. Priority'yi seçelim arkadaşlar. Bunu ben kendim yazmak istiyorum. Hani var olan birinin değil de kendimiz nasıl yazabiliriz. Onu da göstereyim size. Şöyle yine bir pick list seçmeniz gerekiyor. Sol taraftan. Adını Case priority olarak koyuyorum arkadaşlar şu şekilde. Daha sonra required yapmıyorum. Şu choice'lardan artık yani var olan almak istemiyorum. Normalde alabilirsiniz. Ben sırf size göstermek için kendim gidiyorum ee, ne var normalde? Bakalım ne var? Bir medium var, high var bir de low var. Hepsini tek tek ekleyelim. Ne diyelim? Low diyelim. Low ekledik. Şu şekilde. Add choice istiyoruz Ne ekleyeceğiz? Medium ekleyeceğiz. Yanlış eklemeyelim. Spelling yine bakalım. Yanlış olmasın. Medium'u ekledik. Evet. Medium'u bir tekrar yazalım. Medium şu şekilde. Create demeniz lazım. Create dedik. Ekledik. Üçüncüyü de şurada. High olarak ekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de ekleyebilirsiniz. Hatta var var olanlardan fazla ekleyebiliyorsunuz şu şekilde custom yapabiliyorsunuz. Yani var olanı değil de kendiniz şıkları kendiniz oluşturarak da bir picklist yapabilirsiniz. Buna dan diyelim. Sonra sevdi diye bir run yapıp görelim arkadaşlar. Bir öncekini kapatıyorum. Run diyorum ve görmeye çalışıyorum. Görüyorsunuz benim yazdığım şeyler buraya gelmiş oldu. Yani normalde öncekileri hazır almıştım. Tek tek gidip şeyden almıştım. Var olanları case objectinden objektinden almıştım. Ama en sonuncu kendim yaptım, manuel yaptım, tek tek bunları kendim girdim diyebiliriz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Hiç fark olmayacak. Onu da size söyleyeyim. Sadece var olandan farklı bir şey yapmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Eğer sadece Love ya göstermek istiyorsanız, hayır göstermek istemiyorsanız kendiniz manuel bir pick list yapabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi yine açıyorum ben pick listimi. Bu birinci section olsun. İkinci bir section oluşturalım. Ya da isterseniz bundan sonra ikinci bir screen de oluşabilirsiniz. Ee, ya da tek bir screen de, de, yapabilirsiniz. Ben ikinci bir section. Bunun altına bir section koyalım. Şu altına section koyuyorum. Yukarıdaki birinci section'dı. Bunun adını da değiştirebilirsiniz arkadaşlar. New case flow diyor. Bunun adını şu label kısmına şey diyebiliriz. Neydi? Bizim birinci section adı ne? Case information diyebiliriz arkadaşlar. Case Information olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. İkinci section'ımıza da bir isim verelim. Şurada. İkinci section'ı ekledik. Bunun ee, ismini şu anda burada göremiyorum. Bakalım. Şurada olması lazım. Bu birincisi yukarıda. Ee, bu bizim ikinci sectionımız. Evet. adını giremiyoruz herhalde. Şu anda göremiyorum. Ee, şöyle Screen name var mı? Ona bakalım. Evet. Devam edelim arkadaşlar. İkinci bir section oluşturduk. Bunun içine biz ilk olarak hangi filtre koyacağız? Ona bakalım. Geze geliyorum. Aşağı dur geliyorum. Ne var mesela? Web e-mail var. Görüyorsunuz e-mail adresi olacak. O yüzden ben bir e-mail seçiyorum. Şurada var. Sol tarafta hepsi var. E-mail alıyorum. İkinci section'ımın içine. Buna sadece API name'i koyuyorsunuz. E-mail şeklinde. Çünkü zaten hazır. Bunu koyuyoruz. Placeholder olsun mu şu şekilde. Eğer istiyorsanız hani var olan bir şey. Bunu göstereyim size. Eğer istemiyorsanız boş bırakın şu şekilde. Şöyle. Ama istiyorsanız şu şekilde yazabilirsiniz. Diyelim ki işte example. Evet. Ne olsun mesela? E, ee, Salesforce tatkom şeklinde yazarsanız bu otomatik gelir. Şu şekilde size gözükür. Üstüne yazınca bu gider. Placeholder böyle bir şey. Ee, read only olsun mu? Ee, olmasın. Required olsun mu? Bakalım required mı? Required değil hiçbiri. O yüzden required yapmıyorum. Bu şekilde bunu eklemiş olalım. İkincisine bakalım arkadaşlar. Ne var? Web Company var. Şuradan kopyalıyorum ismini alıyorum. Şöyle birincisine de web email diyebilirsiniz şu şekilde. Şimdi bir tane daha web company dediği herhalde text olur arkadaşlar. Bir text ekliyorum hemen altına. Label'ını web company olarak ekliyorum. Bu da required değil. Sonra devam edelim. Bir text daha oluşturalım. Onun da adını şuradan bakalım neymiş. Web name'miş. Web name koyalım bunun adını arkadaşlar. Web name şeklinde koyuyorum. Daha sonra bir sonrakine bakıyorum. Web phone. Onu da ekleyelim. Yine bir text ekleyebilirsiniz. Ya da yukarıda phone varsa phone ekleyebilirsiniz. Phone'a da web phone şeklinde bir isim koyalım arkadaşlar. API name olduğu için boşluk bırakmanız gerekiyor Boşluk olmaması lazım. Web font label'ına ve font diyelim. Ve label biliyorsunuz arkadaşlar. Sadece göz gözüken kısım. API name çok önemli olduğu için burada verdiğiniz isimlerin arasında boşluk olmaması lazım. Bu şekilde isterseniz bir done yapalım. Bir save yapalım. Sonra run yapalım. Bir görelim. Neye ulaştık. Açıyorum şimdi. Görüyorsunuz aşağı doğru bütün filter'imiz konulmuş oldu. Account'umuz, kontaktımız, her şeyimiz var. İsterseniz daha fazla uzatmadan, daha da aşağıya gitmeden, çünkü buna benzer fieldler eklemiştik. Daha aşağı gitmeden biz bu case'imizi şimdilik burada e, kapatalım. E, ama şu anda şunu bilmemiz gerekiyor. Siz bunu run yapsanız sisteme hiçbir şey eklemez arkadaşlar. Bunu daha önce söylemiştim. Şu anda biz bir formdan başka bir şey oluşturmadık. Ve bir screen yaptık ama bunu biz var olan yani gerçek anlamda kullanmak istediğimiz filtrelerle ilişkilendirmedimiz için siz buraya bir şeyler yazsanız bile şöyle diyelim. Diyelim ki kontak seçtiniz, account seçtiniz, daha sonra mechanical seçtiniz. Böyle hepsini doldurdunuz. Daha sonra save dediniz. Yani save yapmış gibi gözükebilir. Yani ekranda bir hata mesajı almayabilirsiniz. Ama case'lere gittiğiniz zaman şöyle case'lere gidelim arkadaşlar. Ee, şurada bugün, bugünün şeylerini göremiyoruz. Ama biliyorsunuz ee, şuradan yeni bir field yapıp ya, e, bu değil şuradan yeni bir live e, list view yap, yaparak created today şeklinde bugünün e, kurulan kezlerine bakabilirsiniz. E, save diyelim. Şu şekilde. Ama buna bir filtre koymamız gerekiyor. Hepsini gösteriyor. Şuradan arkadaşlar filter'lara gelirseniz add new filter dersiniz. Dersiniz ki created date var burada. Şöyle bakalım. Ne zaman kurulduğunu gösteren bir tarih olması lazım. Evet, burada göremedim. Ee, owner name var, last var, last modified var. Evet, bugünü göremedim ben burada. Bugün yok. Last modified değdi seçerek bakalım arkadaşlar. Buna ben today diyorum. Ee, Dan diyorum. bunu save yapıyorum. Şu şekilde görüyorsunuz. Ee, hiç eklenmemiş bugün Çünkü biz Arkadaşlar sadece form yaptık şimdi biz bunları tek tek e, yani rekord kredi yapmıyoruz burada arkadaşlar Record kredi yapmıyoruz rekord e, yani yeni bir kez oluşmak istiyorsanız bir sonraki aşamaya geçip burada oluşturduğumuz bütün alanları bir bir eşleştirmemiz gerekiyor En azından hangilerini eşleştirirseniz onlar e, onları sisteme eklemiş olursunuz Şöyle arkadaşlar. Bir sonraki aşamada ne yapacağız? Bir sonraki aşamada şuradan yine plus'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Aşağı doğru geliyorsunuz. Geliyorsunuz. Create record kısmı var. Şimdi sıra create record'da. Bir record create yapmamız gerekiyor. Create record'a gelirsiniz arkadaşlar. Burada biz ne diyeceğiz? Create ya da new case diyelim. New case. Hadi şey olsun. Create new case diyelim. Adını koyduktan sonra burada one diyoruz. Çünkü bir tane kurmak istiyoruz. Bir de şurada use separate resources dediği kısımda biz bunu kullanacağız ve tek tek eşleştireceğiz. Eğer eşleştirmek istiyorsanız bunu kullanmanız lazım. Hangi objekte kurmak istiyorsunuz? Case objektinde kurmak istiyoruz. Case'i açıyoruz. Daha sonra tek tek bizim filtrelerimizi şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Eşleştirmemiz gerekiyor. Şuradan açıyorum. Bak bir bütün filtreler geliyor. İsterseniz şuradan başlayalım. Kontaktan başlayalım. Şuradan kontak ID'ye geliyorsunuz. Bunu biz screen'de oluşturduğumuz alanlarla eşleştiriyoruz. Screen'de oluşturduğumuz alanlar burada arkadaşlar. Screen komponansın altında toplanıyor. Screen komponansı görüyorsunuz. Buradan siz konta gelmeniz lazım, tıklamanız ve onu e, kontağın record ailesini eşitlemeniz yeterli olacak. Çünkü kontak id bu kontan record ailesine eşit olunca o bağlantı sağlanmış oluyor. Yeni bir filtre ekleyelim. İkincisi account'u account diyoruz. Yine screen komponentlardan arkadaşlar geliyoruz. Screen account diyoruz. Bunun da record ailesini eşitliyoruz. Şu şekilde devam edelim. Bir sonraki filtremiz neydi arkadaşlar? Case type, type'ı yapalım. Şuradan bakıyorum. Type yazabilirsiniz. Type yazın, gelsin. Type'ı da biz yine screen component'lardan arkadaşlar bakıyorum. Screen component'larda type olması lazım. Case type'a eşit diyoruz. Şöyle biraz kendimize hızlı gidelim. Başka ne eklemiştik hatırlarım. Priority eklemiştik. Onu alalım priority ile şuradan yine istersen isterseniz hani direkt high level high medium low yapabilirsiniz ama ben öyle yapmak istemiyorum. Screen component'tan seçilenin gelmesini istiyorum. O yüzden buradan case priority'ye yani burada seçilen neyse onun gelmesini istiyorum. O yüzden bunu seçiyorum. Devam edelim. Başka ne vardı? E, origin yapmamıştık diye hatırlıyorum. Reason yapmıştık. Reason alalım. Yine screen componentlardan arkadaşlar şuradan reason'ı bulmamız lazım. Şöyle bakıyorum ve case reason onu da eklemiş olduk. Onun dışında başka ne var bakalım. Ee, status yapmıştık onu alalım. Yine screen componentlardan status kısmına gelelim arkadaşlar. Key status ona eşitliyoruz. E-mail'imiz vardı arkadaşlar. E-mail adresini de koyalım. Web, e, web e-mail şeklinde. Burada e, şöyle yapalım. Farklı gözüküyor. E-mail adres diyor. Herhalde bu. Bakalım nasıl gözüküyor. Şöyle açalım. Bakalım. Web e-mail diyor. Bunun işte şey... E, şeyine bakmak lazım. API bakmak lazım. Edit Object deyip API bakmak istiyorum arkadaşlar. Şu açalım gezimizi. First Relationships'ten e-mail'i bulalım. Web e-mail. Sub, e, görüyorsunuz arkadaşlar. Supply e-mail şeklinde. O yüzden biz bunu nereye eşitleyeceğiz arkadaşlar? Screen Component'ta bizim oluşturduğumuz Web e eşitliyoruz. Şurada tıklayarak e, onun değerini values'ına eşitleyebilirsiniz. Şu şekilde eşitliyorum. İsterseniz bu kadar yaptıktan sonra bir deneyelim. Ekliyorum, eklemiyorum. Başka fieldler var biliyorum ama zorunlu olmadıkları için problem e, yaşatmayacaklar bizi. Done diyorum. Sonra bunu Save diyorum. Tekrar Run yapıyorum arkadaşlar. Şimdi biz burada bir account seçtiğimiz zaman diyelim ki Coronel Rodu seçtik. kontak e, olarak. Acme bana seçtik account olarak. Electrical seçelim. Case reason olarak feedback seçelim. Case status olarak working seçelim. Case priority olarak low seçelim. Email olarak e, ne seçelim? Engin. Evet, pastork.com seçelim şunlardan bunları biz hatırlıyorsanız sırf size göstermek için yapıyorum ilişkilendirmedik yani mapping yapmadık ama buraya diyelim ki demo demo şeklinde giriyorum ve kaydı olmadığını size göstereceğim arkadaşlar şu üçü kaydı olmayacak çünkü mapping yapmadım şimdi save dedikten sonra bir hata mesajı gelmedi hata mesajı gelmediğine göre keylerimize gidelim arkadaşlar bakalım Keyze e tıklıyorum görüyorsunuz Coronel Road Working, Low. Hatta bunun içine girelim arkadaşlar. Şeyine bakalım. DDS'ine bakalım. Ee, şöyle aşağıda şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Demo, demo, demo diye bir şey göremiyorsunuz. Neden arkadaşlar? Çünkü ben onları e, mapping yapmamıştım. Bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında şunu da ekleyebilirsiniz. Diyelim ki tekrar screenimize gelelim. Şimdi siz e, bunu ekledikten sonra yani şu create new case'den sonra bir screen daha oluşturup bir başarı mesajı e, alabilirsiniz. Onu da şuradan yapın. Ne diyelim mesela success mesaj diyelim şu şekilde. IP name success mesajı olsun. Sonra biz şuradan en alttan e, display text'i alalım arkadaşlar. Buna da s mesajı yazıyorum aynı isimle olunca problem veriyor. Buraya siz şey koyabilirsiniz. Ne diyelim mesela new case has been created diyelim şu şekilde. Şuraya da case id mesela şu şekilde yazabilirsiniz. Case'in ailesini alabiliyorsunuz. Nereden? Insert resource'a şuradan. Şuradan aşağı doğru gelelim arkadaşlar. rekordumuzu bulmamız gerekiyor. Rekorddan evet case ID şurada görüyorsunuz. Oluşturduktan sonra şurada arkadaşlar variable kısmında kaçırıyorum. Variable kısmında bizim case ID'miz otomatik oluşuyor. Bunu burada görebiliriz arkadaşlar. Şöyle bunu yeşile boyatalım. Biraz renklendirme yapalım. Daha sonra isterseniz bold yapalım, büyük olsun. Bu şekilde ID'mizi de bold yapalım. Dan diyelim. Şimdi run yaptığınız zaman arkadaşlar neyi görmüş olacaksınız? Bunu run yapmayın. Ve bunu kapatıp tekrar run yapmanız gerekiyor her seferinde. Hemen yeni bir yeni bir case ekleyelim arkadaşlar. Şöyle hemen ekliyorum. Şunu ben oluşmuştum. Dikkat edelim bu olacak mı olmayacak mı ona da dikkat edelim. Şimdi save diyorum. Bana bir mesaj veriyor. Ne diyor? New case has been created. Case ID. Case ID'miz de gelmiş oldu. Case'lere gidelim. Bakalım arkadaşlar. Şu medium, low ve high merak ediyorum. Şunu oluşturduk. Açıyorum. Şuradan görüyorsunuz arkadaşlar. E, priority. Ben bunu kendim oluşturmuştum. Hazır picklist'i kullanmamıştım. Picklist'i tamamen ben kendim oluşturdum. Burada sonuçunun geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde geliyor. Evet. Bu videoyu burada biraz e, uzun olduğu için e, bitirmek istiyorum. Bir sonraki videomda farklı örneklerle görüşmek üzere kendinize iyi bakın.